ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeler ülkeler arasındaki geleneksel ilişkileri değiştirmektedir. Küreselleşen dünyada ulusal sınırları aşan konuların artması, bu alanlarda uluslararası işbirliği gereksinimini de zorunlu kılmaktadır. Bu işbirliğinin zorunlu olduğu alanlardan belki de en önemlisi uluslararası kamu mallarıdır. Bir malın faydası birden fazla ülkeye yayılıyor ve bir ülkenin sözü edilen maldan yararlanması diğer ülke ya da ülkelerin yararlanmasını etkilemiyorsa bu mala uluslararası kamu malı denilmektedir. Bu programda başlıca uluslararası kamu malı örnekleri olan barış ve güvenlik, finansal istikrar, sağlık ve çevre hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Barış ve güvenlik Finansal istikrar, çevre, sağlık, Birleşmiş Milletler. Bu programı izledikten sonra uluslararası kamu mallarının nitelikleri nelerdir? Uluslararası kamu malları nasıl üretilir? Uluslararası kamu mallarının finansmanı nasıl sağlanır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Küreselleşen dünyada birçok konuda olduğu gibi barış ve güvenlik hizmetinin de fayda ve zararları ulusal sınırları aşan noktalara ulaşmıştır. Bu nedenle barış ve güvenlik hizmetlerinin sunumu uluslararası kamu mallarının en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü bu alanda yapılan faaliyetler uluslararası etkileri olan sonuçlar doğurmaktadır. Uluslararası kamu malları teorisine göre, barışın sağlanması ile ilgili sunulan birçok hizmetin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde yayılan önemli dışsallıkları bulunmaktadır. Ülkeler içerisinde ya da ülkeler arasında meydana gelen şiddet olayları, ülkelerdeki ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediği gibi uluslararası barış ve güvenliği de önemli ölçüde tehdit edecektir. Karışıklıkların çözülmesi konusunda ulus devletlerin başarısız olması ya da barışçıl çözümlerin bulunamaması diğer ülke ya da bölgelere yayılan sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Barış ve güvenlik malının sunumunda Birleşmiş Milletler ve NATO gibi uluslararası kamusal kuruluşlar, Avrupa Birliği gibi bölgesel örgütler, ülke hükümetleri, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler rol almaktadır. Herhangi bir finansal kriz ya da dalgalanma ortamı sınırları aşan dışsallıklar yaratacağı için finansal istikrar da uluslararası kamu mallarına verilebilecek uygun bir örnektir. Çünkü herhangi bir ülkede gerçekleşen finansal istikrarsızlığın yani krizin çoğunlukla çıktığı ülke ya da bölgeyle sınırlı kalmadığı birçok ülkeye yayıldığı geçmişteki örneklerden pek çoğunda görülmüştür. Yeni finansal araçların gelişmesi, piyasalarda işlem hacimlerinin artması, piyasalar ve ülkeler arasında sermaye akımlarının çoğalması finansal sistemin küreselleşmesi sonucunu doğurmuştur. Dünya genelinde giderek daha küresel bir hale gelen finansal sistemin etkileri de uluslararası boyuta ulaşmıştır. Gerçekten de günümüzde ülkelerin birbiriyle olan finansal bağları ve finansal akımlar bir ülkedeki krizi diğer ülkelere kolaylıkla bulaştırabilmektedir. 2008 küresel finans krizi de başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nde konut kredisi krizi olarak başlayıp finansal bir krize dönüşmüş ve Avrupa ülkelerine sıçramıştır. <laughs> Küreselleşme süreci sağlığın da uluslararası kamu malı olarak tanımlanması sonucunu doğurmuştur. Sağlık hizmeti ulusal düzeyde özel faydaları olması, tüketiminde rekabetin varlığı ve dışlanabilme özellikleri nedeniyle piyasada da üretilen bir hizmettir ancak sağlığın hem ulusal düzeyde hem de küreselleşme süreciyle beraber uluslararası düzeyde önemli dışsallıkları da bulunmaktadır. İşte sağlığın uluslararası düzeyde yayılan dışsallığı bu mala uluslararası kamu malı niteliği kazandırmaktadır. Sağlığın uluslararası kamu malı olarak ele alınmasına yol açan en önemli gerekçe bulaşıcı hastalıkların varlığıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılma sürecinin günümüzde ulusal sınırları aşması ve başka insanları ve ülkeleri etkisi altına alması uluslararası düzeyde bir zarara açık bir örnektir. Sağlık hizmetleri özellikle bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması ve kontrolü faaliyetleri bağlamında uluslararası kamu malı olarak tanımlanabilir. Uluslararası sorunların çoğunda olduğu gibi uluslararası sağlık sorunları da ancak uluslararası ortak eylemlerle çözülebilir. Bu amaçla ulusal hükümetler, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar ve küresel sivil toplum kuruluşları sağlık malının sunumunda her açıdan önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bir dönem ülkemizde de görülen kuş gribi hastalığının küresel bir bulaşıcılık taşıdığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde son dönemde domuz gribi olarak bilinen bir grip türünün de küresel bir yayılma gösterdiğini hepimiz hatırlarız. Tüm bu bulaşıcı hastalıkların önlenmesi bir uluslararası kamusal faaliyettir ve bu noktada tüm taraflara önemli roller düşmektedir. Günümüzde küresel düzeyde ortaya çıkan çevresel sorunlar bugün ve gelecekteki tüm toplumları ilgilendirecek bir niteliğe bürünmüştür. Sanayi faaliyetlerinin artması ve buna paralel olarak tüketim düzeyinin sürekli artması ülkelerin sürekli büyüme hedefi içinde çevreyi umursamadan kirletmelerine yol açmıştır. Bunun yanı sıra toprakların çölleşmesi, sulak alanların kuruması, plansız kentleşme yağmur ormanlarının yok olmaya yüz tutması ve daha birçok sorun ekosistem üzerinde geri dönülemez tahribatlara yol açmakta. Bugün çevre sorunları açısından gelinen nokta sorunun bir ülkenin çözebileceği aşamayı çoktan geçmiş olduğudur. Çevre sorunları artık küresel boyutta insanlığın en önemli sorunu haline gelmiştir. Çözümü için de küresel düzeyde işbirliği şarttır. Çevre sorunlarının çözümünde UNEP gibi uluslararası kurumların yanı sıra OECD, AB gibi bölgesel kurumlar, ulusal kurumlar ve diğerlerine önemli görevler düşmektedir. Başlıca uluslararası kanunmalar örnekleri barış ve güvenlik, finansal istikrar, sağlık ve çevredir. Öncelikle barışın sağlanması ve korunması bütün insanlığı ilgilendiren ve bütün insanlığın yararına olan bir durumdur. Bunun yanı sıra herhangi bir finansal kriz ya da dalgalanma ortamı sınırları aşan dış sağlıklar yaratacağı için finansal istikrar da uluslararası kamu mallarına verilebilecek uygun bir örnektir. Küreselleşme süreci sağlığın da uluslararası kamu malı olarak tanımlanması sonucu doğurmuştur. Ayrıca bu programda finansal istikrarın sağlanmasının küresel niteliği nedir? Küreselleşmenin sağlık hizmetleri ile ilgili etkileri nelerdir? çevre koruma faaliyetleri neden uluslararası kamu malı olarak tanımlanır sorularına cevap verilmiştir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Uluslararası Kamu Mahallesi ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.